3 tane açık favori olacağı maç oynayacak sarı kırmızılılar. 4. karşılaşmanınsa yine içeride Tottenham'da olacağını belirtelim. İlk 4 maçın 3'ünü Sarı Kırmızılar İstanbul'da oynuyor. Ee, diğerini RFS Rigas deplasmanında Letonya'da oynayacak ki tüm turnuvadaki kağıt üstünde en zayıf takım olduğunu da RFS'nin belirtelim. Galatasaray'ın hakikaten çok iyi bir kura çektiği gerçeğini de vurgulamak gerekiyor. Buradan Galatasaray ...kendini ilk 8'e atmayı düşünmeli ve bunu zorlamalı e, diye tahmin ediyorum. Hocam? Yani şu hele e, Şampiyonlar Ligi'ne kalamadıktan sonra ki... ...hemen e, yeni hedefi belirlemek konusunda hızlı davrandılar. Böyle de olmalı. E, Galatasaray buradan bir yol bulmalı kendine. Hemen Ancak o zaman... Fikstürü, fikstürden bahsetmeye... ...28 Kasım'da e, Galatasaray-Azakmar deplasmanına gidiyor... Tek tek bakıyorum maçlara Fenerbahçe Slavia Prag deplasmanında olacak ki epey zorlu bir karşılaşma. Beşiktaş Makabi Televiv'i e, konuk edecek ama bu maçla alakalı bu eşleşmenin hemen ardından e, İsrail propaganda makinası hemen işlemeye başladı. Maçın İstanbul'da olmaması gerektiğini düşünüyorlar. E, bakalım istediklerini alabilecekler mi? İstediklerini almamaları için e, biz de umarım elimizden geleni yaparız. Altıncı hafta Fenerbahçe atletik Bilbao'yu ağırlayacak. Çok dikkat çekici bir fikstür altıncı haftada. Ve o maçı çarşamba günü oynayacak Sarı Lacivertliler. Civertliler. Saati de 18.30 ama 19.30 olabilir. Ee, o saat, o dönem zannediyorum bir saat daha fark açılıyor. Galatasaray Malmö'ye konuk oluyor altıncı hafta. Beşiktaş'ın maçına bakıyorum. Beşiktaş Bodo Glimt deplasmanına gidecek. Norveç takımı dikkat çekici ekiplerden bir tanesi. Galatasaray 7. haftada Salı günü oynuyor Sarı Kırmızılar. Rakip içeride Dinamo Kiev. Beşiktaş Çarşamba günü oynayacak 22 Ocak. İçeride rakip Atletik Bilbao yine çok ilgi çekici bir maç. Fenerbahçe ise evinde Perşembe günü o maç haftasında Perşembe günü Lyon'u konuk edecek son maç haftası. Galatasaray Farioli'ye karşı Amsterdam'da sahnede olacak. Ajax'la karşılaşıyor. Tüm maçlar son hafta ayın 30'u 30 Ocak'ta. Hepsi Perşembe günü oynanacak ve aynı saatte başlayacak. Galatasaray Ajax, Ajax deplasmanında Fenerbahçe Midland'e konuk oluyor. Beşiktaş ise Twente ile yine dışarıda kozlarını paylaşacak. Yani Hollanda'da aynı gece Ajax Galatasaray ve Twente Beşiktaş karşılaşmaları oynanacak sevgili seyirciler. Bütün fikstür bu şekilde Biliyorum biraz karışık ve karman çorman ilerledik ama bütün maçları tek tek hemen inceleyip sizinle paylaşmak istedim. Dönelim Adana Demirspor mücadelesine bu konular bu, üstüne çok konuşuruz. Bu fikstüre alışmak çok zor olacak ya. Evet Biz kolay değil. Gelmeden işte. önce de hocamla içeride onu <laughs>